Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 8. Şampiyonlar Ligi serüvenine merhaba demenin heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah beyazlı ekip, bu sezona Gezzal ve Rozier gibi geçen sezonki şampiyonluğun önemli isimlerini kadroda tutarak başladı. Ayrıca bu isimlerin üzerine Teixeira, Batshuayi ve son olarak da kariyerinde Roma, Juventus, Barcelona gibi takımları barındıran Miralem Pjanić'i kadrosuna kattı. Siyah beyazlı ekip 8. kez katıldığı Şampiyonlar Ligi serüveninde daha öncesinde önemli zaferler elde etmeyi başardı. Beşiktaş'ın geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği zaferlere gelin beraber bakalım. İlk olarak bütün futbol severlerin aklından çıkmayacak Chelsea zaferine gidiyoruz. Lucescu yönetimindeki Beşiktaş 100. yıl şampiyonluğu sonrası Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor ve Avrupa'da da kendisini ispatlamak istiyordu. Tarihler 1 Ekim 2003'ü gösterdiğinde Stamford Bridge'de Chelsea karşısına çıkacak Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında henüz puanla tanışamamıştı. Siyah beyazlı ekip gruptaki ilk maçında Lazio'ya 2-0 mağlup olmuştu. Kadrosunda Sergen Yalçın, Cordoba, İlhan Mansız, Zago, Giunti gibi önemli isimleri barındıran Beşiktaş, bir diğer tarafta Lampard, Makalele, Crespo ve Veron gibi yıldızlardan oluşan Chelsea'ye konuk olacaktı. Karşılaşmanın 24. dakikasında İbrahim Üzülmez'in çevirdiği topa ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruş yapan Sergen Yalçın, Londra tribünlerini sessizliğe gömüyordu. Bu golden 5 dakika sonra Cordoba'nın uzun vuruşunda kaleciyle karşı karşıya kalan Sergen, ince bir hareketle topu önüne alıyor ve Chelsea ağlarına ikinci kez yolluyordu. Bu golle birlikte Sergen Yalçın o dönem takımda yedek kaleci olan Ramazan Kurşunlu'ya maç öncesinde dediğini yapıyor ve Chelsea'ye 2 gol atıyordu. Karşılaşmanın 51. dakikasında İlhan Mansız'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, zorlu Londra deplasmanında bir kişi eksik oynamak zorunda kalmıştı. Ancak Londra ekibinin tüm uğraşlarına rağmen kalan 40 dakikalık bölümü gol yemeden tamamlıyor ve İstanbul'a 2-0'lık tarihi bir zaferle dönüyordu. Maç sonrasına dair şu anekdotu yıllar sonra Okan Koç şöyle anlatıyordu. 2003 yılında Chelsea'yi deplasmanla yendiğimiz maç sonrasında dönemin kulüp başkanı Serdar Bilgili anlatmıştı. Chelsea başkanı Abramovich Bilgili'ye, "Sergen 2 yaş genç ve biraz daha zayıf olsa istediğin her parayı verirdim." demiş. Geçelim bir sonraki İngiliz zaferine. Yine bir şampiyonluk sezonu sonrası Şampiyonlar Ligi serüveni bekliyordu Beşiktaş'ı. Bir önceki sezonu Mustafa Denizli yönetiminde şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda ülkemizi temsil edecekti. Gruplarda Manchester United, CSKA Moskova ve Wolfsburg'la eşleşen Beşiktaş, gruplarda pek başarılı bir performans ortaya koyamasa da, gruptaki 5. maçında Old Trafford'da tarihi bir zafere imza atacaktı. 25 Kasım 2009'da Old Trafford stadına gelen United taraftarları yaşanacaklardan habersizdi. Maç kadrosunda önemli bir rotasyon yapan Sir Alex Ferguson, basından gelen eleştirilere rağmen galibiyete olan inancını vurguluyordu. Çünkü Manchester United Avrupa kupalarında son 23 iç saha maçını kaybetmemişti. Beşiktaş maçını da kazanarak bu seriyi 24 maça çıkarma amacındaydı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Maçın 20. dakikasında Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Rodrigo Teo yaklaşık 35 metreden harika bir şut çıkardı ve kaleci Foster'ı mağlup ederek topu ağlara gönderdi. Old Trafford tribünleri şaşkınlık içindeydi. Gol anına kadar birkaç pozisyona giren United, golü kendi ağlarında görmüştü. Maçın geri kalan bölümünde kalesini iyi savunan siyah beyazlılar gol yemedi ve bir İngiliz zaferine daha öyle bir imza attı ki maç sonunda İngiliz Daily Mail gazetesi yenilgiyi şu ifadelerle anlatıyordu. Serüvenimizde sıra Şenol Güneş dönemi zaferleri ve tarihe geçen yenilgisiz grup liderliğinde. Şenol Güneş yönetiminde 2015-16 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev'le eşleşmişti. Gruptaki ilk iki maçında önce Benfica'yla, ardındansa Dinamo Kiev'le berabere kalmış ve üçüncü maçında Napoli ile deplasmanda çok kritik bir randevuya çıkacaktı. Kadrosunda Jorginho,
Hamşik, Insigne gibi etkili silahlara sahip olan Napoli'ye karşı ekibimizde de Aboubakar, Quaresma ve Adriano gibi yıldızlar vardı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Quaresma'nın sağdan çevirdiği topu arkada tamamlayan Adriano'nun golüyle 1-0 öne geçtik. Gol sonrası baskısını sürdüren İtalyan ekibi maçın 30. dakikasında Mertens'in golüyle eşitliği yakaladı. Fakat buna cevabı 8 dakika sonra verdik. 38'de savunmanın arkasına sarkan Aboubakar düzgün bir vuruşla Reyna'yı avladı ve ilk yarı temsilcimizin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın 68. dakikasında Napoli yeniden dengeyi sağlasa da Beşiktaş henüz son sözü söylememişti. 86. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta topa harika yükselen Aboubakar Napoli'nin fişini çekiyordu ve takıma ilk 3 puanı kazandırıyordu. Napoli'den zaferle dönen temsilcimiz İtalyan ekibiyle İstanbul'da oynanan mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrılmıştı. Gruptaki 5. maçında Benfica ile çok kritik bir karşılaşma bizleri bekliyordu. Beşiktaş taraftarı stadyumu tıklım tıklım doldurmuş, galibiyete inanıyordu. Fakat Benfica karşısında işler hiç de istediğimiz gibi başlamadı. Maçın başında Gedeş ile öne geçen Portekiz ekibi, ardından 25'te Semedo ile farkı 2'ye, 31'de ise Feysay ile 3'e çıkartmıştı. Tribünler adeta şok olmuştu. İlk yarı sonunda Beşiktaş taraftarı üzerindeki şoku takıma yansıtmadı ve takımını soyunma odasına destek tezahüratlarıyla yolladı. Nitekim ikinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş sahne aldı. Önce 58'de muazzam bir Cenk Tosun golü izleyerek inancımızı arttırdık. Ardından maçın 83. dakikasında Quaresma ile farkı 1'e indirdik. Neden 3-0'dan dönmesin derken 89'da sahneye Aboubakar çıktı ve kötü başlayan bu rüyayı en azından beraberlikle sonlandırdı. Belki bu maçtan 3 puan alamamıştı Beşiktaş ama ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla inanılmaz bir tarihi geri dönüşe imza atarak taraftarına unutulmayacak bir gece yaşatmıştı. Ve şimdi en önemli sezona, tarihi 2017-18 Şampiyonlar Ligi sezonu macerasına geldik. Bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. bitiren Beşiktaş, ligi yine şampiyon tamamlamış ve mevcut kadrosuna Pepe, Vida, Medel ve Negredo gibi önemli isimleri eklemişti. Gruplarda Porto, Leipzig ve Monaco gibi dengeli rakiplerle eşleşen temsilcimizin hedefi gruptan çıkmaktı. Gruptaki ilk maçında Porto deplasmanını muazzam bir oyunla ve Cenk Tosun'un harika füzesini de barındıran 3-1'lik net galibiyetle geçiyordu. Ardından sıradaki rakibi Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Leipzig'i İstanbul'da 2-0'la geçiyordu Beşiktaş. 3. ve 4. maçında rakip Monaco'ydu. Falcao, Fabinho ve Tielemans gibi önemli isimleri barındıran Fransız ekibini Cenk Tosun'un golleriyle 2-1'le geçtik. Kara Kartal gruplarda 4 maç sonunda 10 puana ulaşmış ve gruptan çıkmayı garantilemişti. Beşiktaş'ın eline tarihi bir fırsat geçmişti. Kalan 2 maçında yenilgi yüzü görmediği takdirde Türk futbol tarihinde bir ilki başaracaktı ve başardı da. Grupta kalan 2 maçın ilkinde sahasında Porto ile 1-1 berabere kalan siyah beyazlılar son maçta ise Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 6 maç sonunda 14 puana ulaşarak Türk futbolu adına tarih yazdı. Türk futbolunda ilk kez bir takımımız Şampiyonlar Ligi'ni yenilgisiz ve lider bitiriyordu. Aynı zamanda siyah beyazlı ekip tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısını göstermiş oldu. Şimdi günümüze dönelim. Geçtiğimiz sezonu teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Grubunda Dortmund, Sporting Lisbon ve Ajax'la eşleşen siyah beyazlılar, diğer gruplara nazaran biraz dengeli bir gruba düştü diyebiliriz. Rakiplerine bakacak olursak son yılların yıldızı Haaland'lı Dortmund sezona fena bir başlangıç yapmadı. Sporting ise Ruben Amorim yönetiminde geçtiğimiz sezonu muhteşem bir şampiyonlukla taçlandırdı. 34 maçlık sezonda sadece bir yenilgi aldılar ki Ruben Amorim için Lisbon ekibinin
10 milyon euro bonservis ödediğini de unutmayalım. Portekiz ekibinde Pedro Gonçalves ve yeni transfer Pablo Sarabia dikkat çeken isimler. Grubun belki de en bilinmez ve sıralamayı belirleyecek takımı Ajax'a Erik ten Hag yönetiminde geçtiğimiz sezonu 102 gollü çok rahat bir şampiyonlukla tamamladı. Kadrosunda Tadic, Blind ve Berkuis gibi önemli isimleri barındıran Hollanda ekibinin performansıyla grubun sıralamasını belirleyeceğine hiç şüphe yok. Sizlere kısaca Beşiktaş'ın geçmişten günümüze Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli zaferlerini ve bu sezonki rakiplerini kısaca anlatmaya çalıştık. Bakalım temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarında nasıl bir performans gösterecek? Temsilcimize gruplarda sonsuz başarılar dilerken sizlerin de düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın.